Öfkenin en iyi ilacı ertelemektir. Bütün kaygılarından kurtulmak istiyorsan, korktuğun şeyin başına geldiğini düşün. Yapılan şeyler için pişmanlık zamanla geçer. Ama pişman olurum diye yapmadıklarımız ömür boyu sürer. Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir anlamı da yoktur. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Mutlu bir hayat kendi doğasıyla uyum içinde olan bir hayattır. Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. Göründüğü kadarıyla insanlar düşüncelerini saklamak için değil, hiçbir düşünceleri olmadığını saklamak için konuşmayı öğrenmişler. Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi doğru hareket etmiş olmaz. Paylaşacak dostların yoksa iyi şeylere sahip olmanın anlamı yoktur. Eğer gönülden verecek kadar zengin değilsen kazandığın şeylerin önemi yoktur. Dinlemeden yargılıyorsan birini elde ettiğin sonucun önemi yoktur. Anlamıyorsan bir kalbi, verdiğin değerin önemi yoktur. Hayat bir çömleğe benzer. Ancak parçalandığında boş olduğu ortaya çıkar. Bir hakareti görmezden gelmek çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir. Evet, öyle yap. Kendin için kazan kendini. Şimdiye değin senden zorla alınan ya da çalınan ya da boşuna akıp giden zamanına sarıl. İyi kullan onu. Sarıl bütün saatlerine. Bugününe el koyarsan daha az bağlı kalacaksın yarına. Böyledir bu iş. Yaşamak ertelendi mi hızla akar geçer. Bir yaşamı eylemleriyle ölçelim. Zamanıyla değil. Zenginliğin sınırı nedir diye mi soruyorsun? Önce gerekli olana, sonra yeteri kadarına sahip olmak. Hayat Tanrı'nın armağanıdır. Fakat iyi yaşama senin düşüncenin armağanıdır. Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır. Büyüklük tepelerine giden yollar inişli çıkışlıdır. Hiçbir şey bilmemektense lüzumsuz şeyleri bilmek bile faydalıdır. Zaman hakikatleri bulur. Sevip de kaybetmek sevmemiş olmaktan daha iyidir.
Ölüm bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır. Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açığa vurur. Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir. Zor olduğundan cesaret edemiyor değiliz. Tersine cesaret edemediğimiz için zordur. Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. Çoğu şeyi kazanırken bazı şeyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler kaybettiklerine değsin. İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın. Çünkü kaybedilmesi gerekenler en önce kaybedilmelidirler. Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. Hayat öyle lanet bir şey ki, ya yanlış zamanda doğru insanı karşına çıkarır, ya da yanlış insanla zamanını harcatır. İnsan geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Genelde ulaşılmaz olan hep aşk olur. Unutma ki birlikte olduğun insanın geçmişini kurcalamak, onunla kurmayı düşündüğün geleceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz. Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez, ancak suyun akışına kapılarak akar giderler. Hayat bir hikaye gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel olduğu önemlidir. Yaşamaya hemen başlayın ve her gününüzü yeni bir hayat gibi sayın. Bilen birine öğüt vermek gereksizdir. Bilmeyen birine ise yetersizdir. Hepimiz yaşamın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. En kudretli insan kendisine hakim olandır. Hayat bu, zaman gelir, her şey bir anda son olur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur. Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır. Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır.
yaşamın anlamını kaybetmek. Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çabalamalıyız. Aza sahip olan değil, çok şey isteyen fakirdir. Yaşıyorsa hala umut var demektir. Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır. Ama güneş her gün yeniden doğar. Kader vermediğini geri alamaz. Büyük bir servet, büyük bir köleliktir. İnsanlar arasında Tanrı'nın seni görüyormuş gibi yaşa. Tanrı'ya dua ederken de insanlar seni dinliyormuş gibi dua et. Cüce dağa da çıksa cüce, dev kuyuya da girse devdir. Yaşamın bizim yaşadığımız bölümü kısacıktır. Besbelli geri kalanı yaşam değil, zamandır. Vazgeçmeye hazır ve istekli olanlar dışında hiç kimse hayatın gerçek tadını alamaz. Kader istekli olana rehberlik eder. İsteksiz olan ise sürükler. Yüreği yılmadan düşen, dizleri üstünde savaşmayı sürdürür.